Herkese selamlar dostlar. 27 te 27 Ağustos 2020 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle ekranda gördüğünüz üzere 25 Ağustos'ta önerdiğimiz kombin önerisi başarılı olmuş. Başarılı olmuştur. Salzburg kazanır ve 1.5 şeklinde bir öneri yapmıştık ve Shakhtar maçına 2-3 gol şeklinde bir öneri yapmıştık. 2.51 gibi bir orandan idealden kazandı. Eksi olarak ne vardı arkadaşlar? Zavrek maçına 3.5 alt demiştim en ideal şekilde. Eğer yüksek orandan isteyenler varsa da Zavrek maçına 3.5 altında bir şeklinde girebilirsiniz şeklinde bir öneri yapmıştım. Fakat sizlere önermiş olduğum ideal kombine Salzburg mücadelesiyle Monaco mücadelesi kombin halinde verdiğim şekilde başarılı olmuştur 25 Ağustos için. Değerlendiren herkese tebrikler arkadaşlar. başka bir videolara like, yorum Desteğe ve abone olarak da destek verirseniz seviniriz. Daha da fazla söze gerek yok isterseniz. Ekranda gördüğünüz üzere 4 tane maç seçtim. Yine sizlere bir kombine önerisi yapacağım arkadaşlar. Bu kombine önerisi Dortmund maçıyla Lyon mücadelesi olacak. Süper Ligi ben kombineme almadım. Çünkü Cuma günleri ve Pazartesi günleri ne olacağı belli olmuyor gerçekten Süper Ligi. O yüzden ben Adana Demir'e de güvenemiyorum mesela öyle söyleyeyim ben size. O yüzden ideal şekilde değerlendirmeye çalışacağım sizlere. İlk maçımız Antalya Rize maçıyla başlayalım isterseniz. Antalya Rize maçında arkadaşlar ben açıkçası bu maçtan çok fazla gol beklemiyorum. Her iki takımla da henüz galibiyetle tanışamadı. Antalya'nın bir beraberlik bir mağlubiyeti aynı şekilde Rize'nin de bir beraberlik mağlubiyeti var. Çok fazla gol vadeden bir mücadele değil. Hem hücum hatlarındaki o bitiricilik anlamındaki sıkıntı özellikle Rize geçen sezonki Vücudun performansından çok daha uzak diye görüyorum ben maçlarda. Ki Antalya'yı zaten favori göstermişler. Burada Antalya kazansa bile maksimum bir farkla kazanır. Fakat benim tercihim burada. Yani hiçbir şeye oran açmamışlar. Bari biz yüksek oran gidelim diye düşünüyorum burada. İlk yarı sıfır seçeneğine baktığımız zaman da sizlere biraz yüksek orandan önermek istiyorum. 1.87 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz bu mücadeleyi. Ben yani dediğim gibi her iki takımında zaten Antalya kendi evinde normalde deplasmanda biraz daha kapanan takım. Hatta büyük takımlara daha çok kapanıyor. Fenerbahçe maçında zaten son dakikalara kadar gol gelmedi. Aynı şekilde 3.5 at vermiştik. Yine bu mücadelede de çok fazla kapanmayacaktır. Fakat yani ilk yarıdan bir, bir beraberlik çıkması beni sürprize uğratmaz açıkçası. O yüzden bu mücadelede daha yüksek orandan oynamak isteyenler için böyle bir ilk yarı 0 önerisi yapıyorum eğer ben daha çok yüksek oynamak istiyorum diyorsanız sıfırdan sıfırda alırsanız arkadaşlar onun da oranı 3.95 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. Bu maçta yapılacak tahmin sadece sürpriz tahmin olacaktır diye düşünüyorum ben. O yüzden böyle bir tercih yaptım. Değerlendirme altına almayacağım maçlardan bir tanesi. Fakat beklediğim sonuç bu yönde. O yüzden sizler de değerlendirme altına alırsanız bile çok fazla yüklenmeyin derim bu mücadeleye. İkinci maçım Dortmund Hoffenheim mücadelesi. Dortmund takımı da gerçekten iyi iş yapıyor fakat hangi takımlara karşı oynayamıyor Dortmund takımı ondan bahsedeyim. Dortmund takımı kapanan takımlara karşı açamıyor fakat önde oynayan takımlara karşı veya e, hücumu düşünen ofans takımlara karşı çok güzel futbol sergiliyor. Hoffenheim de bu hücumu sergileyen, hücumu düşünen takımlardan bir tanesi arkadaşlar. Onlar da zaten son maçındaki 2-2 beraber kaldı Union Berlin'e karşı. Kraman için bir tane ara pası vardı. Muazzam bir ara pası attı mesela. İkinci golde olması lazım. Veya ilk gol. Tam hatırlamıyorum. Ee, Hoffenheim de önde oynuyor. Dortmund Normalde bu maçı kazanır. Çünkü önde oynayan takımlara karşı Dortmund çok hızlı çıkıyor. Haaland'ı olsun Bellingham'ı olsun, Royce olsun bunlar çok hızlı bir anda çıkabiliyor. Ve bir anda gol pozisyonuna sokuyor takımı. O yüzden önde oynayan takımlara karşı Dortmund'un golü zaten kesin vardır. Hoffenheim'ın ben bu maçta gol atmasını bekliyorum. Normalde gideceğim tercih burada. Ev sahibi kazanır ve 2.5 üstü. Fakat gitmedim taraf bahsine. Gol bahsine gittim. Ben Hoffenheim'ın da gol atmasını bekliyorum Dortmund takımına. Hem cuma olmasından dolayı biraz riskli olduğunu düşünüyorum. Burada Dortmund takımı gol atacaktır diye düşünüyorum. Baktığımız zaman kadrosuna da zaten ileride aynı şekilde Melon, Haaland, Royce oynayacaktır. Melon da artık takıma alıştı. Geçen maç ilk 11 başladı. Bu maçta aynı şekilde oynayacaktır. Diğer tarafta da Kramaric, Dabbur şeklinde güzel bir kadroyla çıkıp hücumunu yapıp golünü atacaktır diye düşünüyorum. Ben bu maçı idealden aldım. Yine Lyon maçıyla kombinlediğimiz zaman da üzerine aşıyoruz zaten göreceksiniz. Ben bu maçta iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler KG var tercihini burada değerlendirebilirler arkadaşlar. Adana-Demir-Kayseri-Konya spor mücadelesi. Ondan önce hemen Telegram gruplarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Telegram gruplarına biz genellikle bildiğiniz üzere hem ekstra kuponlar hem de canlı bahisler olarak da vermeye çalışıyoruz. Hatta şuradan biraz yukarı çıkayım isterseniz. Hatta aşağılardan anlatayım. Mesela dün ilk canlıyı ben şu şekilde açmıştım. Büyük mücadelesiyle Dosturk mücadelesi vardı. Ben bir tanesine... Asıl burada zaten Dortmund takımının KG'sini almakta. KG'si geldi zaten. Oradan da toplam gol 0.5 üstü aldık. Geldi başarılı bir şekilde. Şöyle de göstereyim. Şu fotoğrafı da göstermek istiyorum. Yani maçları canlı izleyerek veriyoruz arkadaşlar. Yani özellikle ben bu benim kendi çektiğim fotoğraf. Şu anda aynı o masada oturuyorum video çekerken. Önümde aynı şekilde bilgisayar açık. Bakın 3 maçı da takip ediyorum. Gerçekten takip etmesi çok zor oluyor. Ama bir süre sonra insan alışıyor. Yine de bir maçın sesini kısmak gerekiyor. Sesler karışıyor, pozisyonlar karışıyor, bir anda gol sesi geliyor. Ben genellikle canlı izleyerek veriyorum. İzlediğim maçta canlı bahsini verdikçe kapatıyorum, diğer maça yoğunlaşıyorum. Bu şekilde canlı veriyorum genellikle. Kangal Telegram grubumuzda bu şekilde canlı izleyerek veriyoruz. Şunu da belirteyim. Dün çok fazla bir başarı sağlayamadık açıkçası. Ee, mesela hangi bahsimiz? Agrebin ilk golü gelmedi mesela. Newcastle'ın golüne gelmiştik, girmiştik. O gelmedi mesela. Bazı bahislerimiz gelmedi dün. Çok fazla bir verim aldığım gün değil de canlı bahisler onu da belirteyim. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok fakat biz elimizden gelen çabayı gösterdiğimizden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde elinden gelen çabayı gösterdiğinden dolayı sizler de emin olabilirsiniz diyerekten de söyleyeyim. Burayı da kapatıyorum. Eğer sizler de gelmek istiyorsanız üyeliklerimden bahsedeyim isterseniz. Üyelikler arkadaşlar özellikle burada bir video var zaten. Girişi oynat katıl butonu seviyeleri var. Girişi oynat diye videoyu izleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada Telegram grubu ana Telegram grubuna girersiniz. Telegram yüksek oran grubu ise hem de bir de yüksek oranlı gruplarımız var. Birden sıfır, birden iki şekilde çalışmalarımız yaptı. Ve en az 20 oran gibi 10 oran, 20 oran çalışmaların yaptığı grup. Orası var. Bir de her şey dahil iletişim var. Buradan genellikle WhatsApp numaram olduğu için yüklü oynayan bahisçiler genellikle alıyor bunu. Abiler alıyor genellikle. Öyle belirteyim. Dayılarımız, abilerimiz alıyor. Onlar ulaşıyor bana. Ben de gereken yönlendirmeyi yapıyorum o şekilde. ilerliyoruz. Ee, diyerekten de geçeyim maçımıza. Adana Demir mücadelesiyle devam ediyoruz. Adana Demir Konya Spor mücadelesinde arkadaşlar ben Adana Demir tarafına yine yüklenmeyeceğim. Bak geçen maç yüklenmedik. Biz KG aldık. Hikmet Hoca'ya güvendik. KG'sinden o gün kazanmıştık hatırladığım kadarıyla. Burada Konya ile oynayacak. Konya'da ilk, iki, ilk iki maçını kazandı. Onlar da geçen sezonki ana kadrosunu koruyor ve geçen, gerçekten iyi bir defans takımı. Elinden geldiğince iyi defans yapıp arkadaki boşlukları ve hava toplarında duran topları gerçekten etkili kullanan bir takım. Özellikle Çikaleş'i işi bundan üstüne tanımıyorum yani Konya Spor takımının adında. İleride de zaten tek forvet olarak gözüküyor. Adana Demir'de aynı Castro, Belhanda, Ason, Balonga ve Balotelli şekilde hücumda gözüküyor arkada İnler var. Gökhan İnler var. Devam aynı şekilde devam ediyor. Ben bu mücadeleyi taraf bahsine gitmedim aynı şekilde gol bahsine gittim. Gol bahsinde 2-3 gol bahsidir. Ben mücadelenin <laughs> bir bir ayarında belki bir tarafa kayarsa 2-1 şeklinde kaymasını bekliyorum. İlla burada Adana Demir ilk galibiyetini alacak diye bir şey yok. Konyaspor da kazanabilir. Fakat ben tam bir 2-3 gol mücadelesi olarak gördüğüm için bu mücadeleyi 2-3 gol tercihini sizlere sunuyorum. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirme yapabilirler. Nanla Lyon mücadelesi. Bakın. Bu Lyon tam bir eşek. Vallahi eşek bakın. Son mücadelesini izledim. 3-3'lük mücadelesi var. Gerçekten şu maçı anlatmazsam içimde kalır bakın. Lyon öne... Şuradan tekrar girersem. Lyon öne geçti. 3-1 öne geçti bakın. İlk yarıda 3-1 öne geçti. Çok güzel futbol sergiledi. Lyon öyle bir ataklar yapıyor ki. 3'e 1 geliyor. Pas veriyor. ona pas veriyor. O dışarı vuruyor. Yani o kadar net pozisyonlar sergiledi ki. Ya yani Lyon iyi ki puan kaybetmişsin. Dedirtir yani bu mücadele. 80'de attı. Bir de 90 artı aşağı attı? Kafa golü. Lyon burada aptal gibi kaldı. Hatta 4'ü bile yiyordu yani 90 artı 3'te 4. golü bile yiyordu. Ama Lyon akıllandı. Nasıl akıllandı? Ondan bahsedeyim. Chelsea'den Emerson'u kiraladı sol beke. Shakiri'yi kiraladı. Çok önemli bir transfer. Bir de sabah bir transfer haberi vardı. Aklıma adıma gelmiyor. Adı aklıma gelmiyor. Var ya dilimin ucunda ama neyse bir tane daha önemli transfer yapacak Lyon takımı. O yüzden Lyon artık kendi aklı başına yavaştan geldiğini belirtelim. Bu mücadele üst olur arkadaşlar. Lyon'un defansı sıkıntı. Defansı neden sıkıntı? Defansında Marcelo vardı. Marcelo da öyle bir hatalar yaptı ki ilk maçlarda. A2 takımına gönderdiler Marcelo'yu. Hatta takımdan gönderecekler herhalde. Bon servisini eline verecekler. Hadi oğlum yallah diyecekler gibi gözüküyor. Ondan dolayı ben bu mücadeleyi Nan'ın da gol atmasını bekliyorum. Lyon'un da atmasını bekliyorum. Belki Lyon 3-0 yener. O yüzden bu mücadeleyi ben 2.5 üst değerlendireceğim. Onun da oranı 1.51 gibi oranı var. Gollü geçmesini bekledim. Bir mücadeleyi kombineme de aldım. 2.5 üst tercihini gollü bir maç bekliyorum. Bol şanslar diyerekten geçeyim. Arkadaşlar videoya like ve yorum desteğini lütfen rica ediyorum atın. Emek veriyoruz imarım yine kazanırız. Kazandırmaya devam ederiz. Cuma olmasından dolayı çok fazla miktar girmeyin. Ekranda kombineyi görüyorsunuz zaten. Kombine mücade Lyon mücadelesinin 2.5 üstü var. 1.51 gibi orandan. Ve Dortmund mücadelesine KG var tercihi önerdim. Onu da zaten oran yüksel orana baktığımız zaman da 2'nin üzerine aşıyoruz. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Herkese bol şans diyorum. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Görüşmek üzere.